Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel 3 tane World of Warships videosu paylaşacağım. Yani 3 tane maç paylaşacağım. Tek bir videoda paylaşacağım. Kanalımız çok güzel ilerliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz yavaş ilerliyoruz ama olsun, buna da şükür arkadaşlar. Koyduğumuz maçlar çok güzel. Eminim izleyen arkadaşlar bu oyunla ilgili diğer arkadaşlarına bu konuyla ilgili bildirim yaptığında, videolarımızla ilgili paylaşım yaptığında, kendi Discord gruplarında veya Facebook'larınızda yani diğer izleyen arkadaşların da çok beğenisine gideceğini düşünüyorum. Hem gemilerin özellikleriyle ilgili hem de o gemilerin o haritada nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili. Buradaki püf nokta bu arkadaşlar. Sadece videoyu YouTube'a atayım, hiç sağını solunu kırpmayayım. Ha işte koydum izleyin gibilerinden olmaz bu işler. Yani hem yorum yapmak hem gemilerle hangi haritada nasıl oynanması gerektiğini dilimiz yettiğince, becerimiz yettiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Bunu da video içinde ufak tefek böyle komiklikler falan da ekleyerek biraz da enerjinizi pozitife yükseltmeye çalışıyorum. Şimdi burada oyunun bize hediye olarak zamanında verdiği Şanöz 43 gemisiyle sıralamalı maçtayız. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Efsane bir maç oldu arkadaşlar. Şu oyunun sesini biraz daha yükselteyim bu arada. Evet, Şanöz'le sıralamalı maçta bu haritada neler yapılır bilmiyoruz diyebilen insanlar olabilir arkadaşlar. Bu karşıdakinin klanı neymiş? Dava klanıymış. Türk klanı mı acaba? Merak ediyorum. Dunkirk'le. Şimdi bir de şöyle bir şey çıktı. Şimdi sıralamalı maçlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi 7, 6 ve 7 gemiler bir arada giriyor. Eskiden sadece tek bir seviyeye girebiliyordu bronzda oynarken. Yani ya 6 levelle ya 7 levelle oyuna başlıyordunuz. Artık 6 levellerle 7 levelleri bir değişiklik yapmışlar. Aynı anda maçlara sokmaya başladılar sıralamalıda. Niye böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Böyle bir şey yapmalarına rağmen insanlar niye 6 level gemilerle ısrar ede ede sıralamalı maça giriyor onu da bilmiyorum. Yani sıralamalı maça 6 level bir gemiyle girmek biraz intihar gibi bir şey arkadaşlar yani. Şimdi baktım bütün şimdi Shanners'la oynarken işin en güzel tarafı bütün rakipleri sıralamalı maçta özellikle geminin bir tarafına almaktır. Gemilerin hepsini gelen mermileri de güzel sektirebildiği için bakın gemilerin hepsini haritada sağ tarafıma aldım. Buradan tek tek yapıştıra yapıştıra gideceğim. Burada benim sürprizim şu oldu. Bu Cinevi, tabi burada ikinci bataryalarıma verdiğim bir özgüven var. Geminin ikinci batarya güzelliği var. Burada Cinevi denen Didi şöyle bir aptallık etti. Burada karşıma çıkmış olmasına rağmen birincisi adam 6 level 1 DD. Torpido menzili yeterince uzun değil. Artı yani 6-7 kilometre bir torpido menzili var galiba. Çünkü gelmedi torpidoları bana. Torpido menzili yetmediği gibi bir de kaçtı herif. Yani orada normalde beni sürekli spotta tutup torpidolamaya çalışıp beni öldürebilirdi. Lütfen bu kadar oyunu bilmiyorsanız sıralamalı maçlara girmeyin arkadaşlar. Burada bir tane de denizaltı var. Şimdi bu da Dunkirk dava klanından Alin 71. Ben onun oradan böyle bana doğru hafif dönerek çıkacağını düşündüğüm için torpidoları çok açığa göndermedim. Burada yine ikinci bataryalarımıza güvendiğimizden dolayı ki bu gemi çıktığından sonra ikinci bataryaları ilk başta çok güzeldi. Sıralamalı savaşlarda yargı dağıtıyordu. Adeta neredeyse Schlieffen gibi vuruyordu. Fakat gemi çıktıktan sonra Şanöz 43'ün ikinci bataryaları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane torpidoyu çok güzeldi Dunkirk. Yani nerflediler sanki biraz. Çünkü hem mermi dağılımı çok kötüleşti. Hem mermi, normalde benim bu Dunkirk'e köşk atmam gerekiyordu burada mesela. Yani hem mermi dağılım çok kötüleşti Shanöz 43'ün, hem ikinci batarya atışları çok kötüleşti. Hem de ikinci bataryaların dağılımı da kötüleşti arkadaşlar. Yani gemi ilk çıktığındaki kadar güçlü değil şu anda. Ama ona rağmen yine iş yapıyor mu? Evet, iş yapıyor.
da Dunkirk'ü gördük. Dunkirk'e yanıcılarla yapıştırdık. Hatta bir yangın çıkarttık. Sonra tekrar delicilere geçtim ben burada. Tesadüfen geçmişim yanıcı mermiye bu arada. Gördüğünüz gibi Ginevi bizi bırakmış. Ta gitmiş haritanın öbür tarafında takılıyor. Bu arada adamdan yangın çıkarttık. Çok güzel bir şekilde yanmaya devam ediyor Dunkirk ama Biskavika da yangın çıkartmış. Kill onda kaldı. Kill bizde kalmadı. Şimdi baştan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu maç müthiş keyifli. Özellikle sonlara doğru çok daha müthiş işler oldu bu maçta. Çok güzel. Hatta yayında izleyenler eminim çok keyif almıştır. Çok güzel bir maç oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Maçın galibiyet olup olmaması önemli değil. Ha galibiyetle bitirdik ama ne entrikalar döndü ne entrikalar yani. İzlemeniz lazım. Yani resmen Shanos 43'ün özelliklerini sonuna kadar sömürdük diyebilirim. Bu arada kanaldaki video like'lar çoğalmaya başladı arkadaşlar. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ama yine beklediğim seviyede değil. Videoların hepsi özel videolar. Yani özel oynadığım oyunların hem eğitim amaçlı hem inceleme amaçlı olsun hem koyduğum videolardaki işte bu gemiyle veya bu tankla haritanın neresinde ne yapabiliriz videoları olsun. Yani ben bunlara gerçekten vakit ayırıp edit yapıp YouTube'a yüklüyorum. Özellikle bu tarz maçlar çıkartmaya çalışıyorum ki sizlere bir şeyler gösterebilmek için. Hatta yabancı izleyen izleyiciler de olursa onlar da belki bir şeyler kapıyordur ki biz daha sonra noob oyuncularla uğraşmayalım diye biz bunları yapıyoruz. Geçen bir tane arkadaşım biri yazmış kendini çok övüyorsun yazmış da ben hiçbir videoda kendimi pek övmedim yani övülecek bir şeyim yok çünkü yani ben gayet mütevazi bir insanım bunu beni tanıyan herkes bilir yani. Ama yapılacak şeyi de yaptığım zaman aa işte bu böyle yaparsam böyle olur dediğinde haklı çıktığımda yani işte evet haklıydım dediğimde de bu övmek değil ya bu kadar da bir zahmet olsun. Yani YouTube kanalında gerçekten izlenmeler fena değil ama like'lar çok düşük. Bu kanalın daha fazla like'ı hak ettiğini düşünüyorum ben. Bakın şu an burada Yutachi'nin bana bu torpidoları attığını düşündüğüm için, daha önceden tahmin ettiğimiz için, tecrübe tabii bunlar. Ben gemiyi döndürdüm. Buradan denizaltı üstümüze basıyor bir yandan. Tabii denizaltı o yakın mesafeden bize torpido atsa bile çok vuramaz. Yani hatta pek yara veremez bize. Burada son anda daldığı için toplarla delemedik ama iki tane gönderdiğimiz uçak bombasını çok güzel yedi. Çok güzel yedi. Bayağı bir hasar aldı denizaltı orada. O şu an kendi canıyla uğraşırken biz bir yandan öteki şılıfanla kapışmaya başladık. Denizaltıya ben burada bir tane daha yolladım. Ötekini de yollayacaktım ama 15 saniyesi olduğunu gördüm. O uçak bombasını da yerse çok güzel olacak dedik. Ve yedi. Bir şeyleri daha etkisizleştirdi ve denizaltı su almaya başladı arkadaşlar. Şu anda bir kildeyiz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta da bir tane Shanos 43 var. Ve kapışıyoruz. Şu an delici mermiye ben geçtim. Yan gittiği için bana. Ben de ona şu anda bir yan verdim. O da bende çift yangın çıkarttı bu arada. Tabii ki böyle şeylerde yangınlardaki sancaklarınızı mutlaka takın arkadaşlar. Ben onun bana torpido atacağını zaten biliyordum. Fakat yapacağım hiçbir şey yok. Gerekirse o 1-2 torpidoyu yiyeceğiz yani orada. Bu arada bana ağır bir hasar vurdu şu anda. O ağır hasarın üstüne bir de bu torpidoyu yemek bizi resmen bitirdi yani fiziksel olarak bitirdi fakat yıkılmadık ayaktayız. Bizim ikinci bataryalar da ona sıkmaya devam ediyor. Keşke burada torpidoların bir tık daha önüne doğru gönderseymişim. O da tahmin ettiği için bizim ona torpido atacağımızı ileri doğru bastı. Bakın 2200 canımız var şu anda ve şu atıştan sonra 750'ye düştü canımız. Yani ikinci bataryalarının tek bir isabetiyle bile çok rahat şu anda ölebiliriz arkadaşlar. Can basmamın da daha 15 saniyesi var. Ve adamın %10 canı varken bizim 900 canımız var şu anda. Ufak ufak kendi kendine bir can basıyor böyle durumlarda gemiler. 980-990 canımız var bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Son sıktığımız isabetle birlikte bakın şu ikinci batarya belki suya değil de bizim gemiye çarpmış olsa biz de ölmüş olacaktık. Gerçekten çok ilginç bir maç oldu. Adeta dibine kadar
galibiyet için sömürdük yani haritayı. Zaten bu galibiyetten sonra da şeye çıktık, elemelere çıktık sıralamalıda. Şimdi bu Yutachi burada kendini gösterdi. Bunun tek bir şansı var. Normal şartlarda burada New Mexico'ya, bu direkt gitseydi New Mexico'nun üzerine. Ya ona odaklı oynasaydı, kepe girmek yerine belki maçı kazanabilirdi, çevirebilirdi. Fakat Yutachi bunun yerine spottan çıkıp kepin içine girip üzerimize rushlamayı tercih etti. Normalde New Mexico'ya, bizdeki New Mexico'ya direkt rushlasaydı çok daha iyi olurdu. Hatta ben burada H'ye mermiyi sıkmış olsaydım belki çok daha yüksek bir hasar vermiş olurduk Yutachi'ye. Şimdi ben burada kepe girmeye başladım arkadaşlar artık. 390'a 430. Yani puan olarak onlar şu anda önde. Ben buradaki New Mexico'ya geri dönmedi de bizim bir tane geminin bir tanesi. Ha, ben burada New Mexico'ya geri dön dedim. Yutachi'nin üzerine basma dedim orada. Çünkü Yutachi şu aradan spotlandı ve daha ileriye basmaya devam ediyor. Ve biraz sonra çok hızlı bir şekilde nasıl buraya geldi anlamadık tabii Yutachi, ama direkt üzerimize bastı. Yutachi çok tehlikeli bir gemi arkadaşlar. Bu videoda onunla ilgili de çok güzel bir maçımız olacak. Yani bu video biraz karışık olacak. Shanhurst, Yutachi, böyle 3-4 tane farklı maç olacak arkadaşlar, farklı gemilerle. Hepsini tek bir videoda topladım. Şu an burada basıyorum. Bakın arkadaş yazmış. Nice gameplay. Volkanik artı bir yazmış. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ya bu tarz oyunlarda biraz bam güm değil de düşünerek oynamakta fayda var arkadaşlar. Ben de her zaman düşünerek oynamıyorum. İlk kan olarak battığım çok olmuştur. Onunla da genelde şeydir yani, keyif alayım diye, hani ben dikkate almadığım için, sorumsuzca davrandığım için ölmüşümdür. Oyunu artık biz de bir şeyler öğrenmeye başladık, bir şeyler yapmaya başladığımızdan dolayı. Bakın 28 saniye kala kepi ele geçirmeye, 28 saniye kala Yutachi girdi içeriye. Bakın ileri basmıyorum ki, gördüğünüz gibi onu da buraya torpido atacağını tahmin ediyordum iyi kötü. Şimdi o direkt burada üzerime basmaya benim çalıştı. Çok da yakın bir mesafeden. Bakın bu köşeden birazdan çıkacak. Ben onun ada arkasında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü kepe başka yerden giremez yani. Şu an tam benim sağ tarafımda, ada arkasında bir yerdeydi. O da beni görmeyince üzerime basıp beni torpidolayarak öldürüp üstüne de kepi alıp New Mexico'ya sarıp maçı çevirmeye çalışacaktı. Fakat her zaman evdeki hesap çarşıya uymadığını görmüş oldu kendisi. Çünkü biz aynı zamanda şu an H'ye mermideyiz. Ona daha yüksek damage vurabilmek için. Aynı zamanda ikinci batarya isabetliğimiz var. Bakın. Burada yaklaşık 7K, zaten toplamda 8K şeyde vurdum. Yani ikinciler de yapıştırdı makinalı tüfek gibi, sağ olsunlar. O bizi burada son anda Torpido ile aldı, ama önemli olan maçı kazanmaktı. Maçı da kazandık gayet güzel bir şekilde. Tam 143-400, yani 143-500 daha değil. 143-500 damage vurduk. 3 tane kilimiz var. 254 tane ikincil batarya isabeti var. Torpidolarımız var. Falan filan derken, bu arada bu sırada ben premium hesap değilim arkadaşlar. Şu anda premium hesap olmadığım için 346.900 para kaldı. Premium hesap olsaydık 543.000 para kalıyordu. Çok güzel bir para. Fakat ben şu an Wargaming'i biraz fiyatlardan dolayı protesto ediyorum. 2 aydır o yüzden premium üyelik almıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi maçta da birinci olduk. 2369 temel deneyim aldık arkadaşlar. Oldukça güzel bir rakam. 2369 temel deneyim. Onun yanında müttefik yakın mesafe çatışması 2 kere ve yüksek kalibre aldık. Çok güzel bir maçtı. Yani adeta kaybedeceğimizi düşünürken kazandığımız keyifli bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sıradaki maçımıza geçiyoruz. Videoya like atmayı unutmayın gençler. Herkese yeni videodan yeniden selam arkadaşlar. Şimdiki Yutachi videosundayız. Bu güzel ve güzel olmayan özelliklerinden size bahsedeceğim. Ona göre, sizde varsa ona göre oynarsınız. Yoksa ona göre önlem alırsınız.
Şimdi bu gemi gambot değil arkadaşlar. Yani birebir rakiple top yoluyla çarpışabilecek bir gemi değil. Top yoluyla çarpışabilecek bir gemi olmadığından dolayı, çünkü 8 saniyede bir ateş ediyor. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Ha, komutan yetenekleri yükseldiğinde bu belki bazı şeyler takarak tespit halindeyken 6,5 saniyelere, 6 saniyelere biraz yara aldığınızda adrenalin patlaması ile beraber düşebilir. Topları tamam iyi vuruyor ama 8 saniye çok yüksek. Çünkü bu bir torpido botu arkadaşlar. Bu gemiyle düşmanla direkt top yoluyla mümkün olduğunca kapışmayın. Torpido botun şöyle güzelliği var arkadaşlar. 15 kilometre torpido menzili var ve torpidoları da yavaş değil. Yani 65 mi 70 kilometreye yakın bir hızı var torpidoların. Kesinlikle yavaş değil. Torpidoları da geç spotlanıyor. Yanılmıyorsam. Torpidoları da geç spotlanıyor. Bakın Helena'yı gördüm haritanın orta tarafında. Onun oralarda bir yerde duracağını tahmin ettim. Yani onun oralarda bir yerde durup kafayı uzatmadan bizim Dunkirk'ü farmlamaya çalışacağını düşündüm. O yüzden dolayı şu an etrafımda müsait olduğu için ve düşmanın Shiratsuyu DD'si bizim üzerimize basmadığından dolayı buralarda rahat rahat gezinmeye ben karar verdim. Ve burada Helena'ya torpido salvalarını duracağı istikamette gönderdim. Bir yandan bu da Virginia basıyor. Şu an torpido boost'u kullandım. 8 saniyede tekrar torpidoları aktif duruma getiriyor. Burada Virginia'ya gönderdim. Aslında biraz daha sabırlı davranıp rakibi biraz daha açıktan yakalasaydım yandan Virginia'ya çok daha fazla isabetli torpido gönderebilirdik. Şimdi bu haritada Cap'e girmedim. Çünkü Cap'e girsem Helena direkt üstüme basarsa orada beni alabilir. Oldukça Cap'e yakın bir mesafede Helena. Evet, Helena gönderdiğimiz torpidolardan bir tanesini şu an yedi. Bir şeyleri etkisizleştirdi. Bir yandan su aldı. Fakat tamirini kullandı. Virginia'ya da gönderdik son salvoyu. Komutan yetenekleri ile birlikte yine torpido doldurma süresi bir torpido bota göre biraz yüksek arkadaşlar. Fakat buradan iki tane isabet sağlamayı başardık Virginia. Virginia güzel bir Amerikan gemisi. 7 seviye için gerçekten etkili toplara sahip. Yani kapışacaksanız eğer, bir zırhlıysanız, kruvazörseniz iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü iyi bir oyuncunun elinde gerçekten ağır hasar vurabilecek bir gemi. Şimdi ben burada torpidoların dolmasına tekrar 20 saniye kaldı. Ben bu arada hani 6,6 kilometre kadar fark etmemişim. 6,1'e inince spotlanıyoruz çünkü arkadaşlar. Burada fark etmediğimden dolayı biraz fazla yakınlaşmışım Virginia'ya. Fazla yakınlaştığım için de burada gereksiz bir spotlandım. Yerimi belli ettim rakip takıma. Bakın bu durumlarda düşmana sıkabilirsiniz. Düşmanı açıkta yakalamışken farmlama yapmanızda bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi çok geç sıkıyor. Yani 8 saniyede bir sıkıyor topları. 5 tane topu var üzerinde. Keşke hani biraz daha bunu Wargaming mantık çerçevesinde bir sayıya ulaştırsaydı. Çünkü 8 saniye çok saçma bir yükseklik yani. Bütün gemiler 5 saniyede, 6 saniyede sıkarken. Burada ben tekrar deneme amaçlı AP mermiye geçtim. İkinci torpidoyu atmadım, sakladım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Bakın sadece bir mermimiz deldi ve 490 vurdu. Virginia ile burada kapışmaya çalışıyoruz. Benim burada kızdığım olay ne bizim takımdaki arkadaşlara? Bakın torpidomuz güzel vurdu ve su aldırma verdik. Bizim takımdakilere benim kızdığım olay ne biliyor musun burada? C kepine 4 tane gemimiz gitti, tamam mı? 4 tane gemimiz C kepine gitti ve düşmanın orada sadece 2 tane gemisi var. Yani Atlanta'da orada işte Kruvazör'de orada bilmem ne de orada falan filanla orada derken, yani bu kadar gemimiz oradayken, bu kadar gemimiz oradayken burada gereksiz bir spota girdim ama yapmam gereken buydu yani. Hem düşmanı spotlamak için hem de şu girişini temizlemek için. Bu kadar
salak bir takım arkadaşlarıyla bu maçı zar zor ucunda ucunda kazandık yani. Ucunda ucunda. Ama nasıl kazandık gelin bir de bana sorun yani. Bu maç yine yayında oldu. Yayını izleyen arkadaşlar bilirler. Burada spottan çıkmaya çalışıyorum bir anda. Şu son attığı mermiyle dümenimizi bozması biraz kötü oldu. Bala mala vurdu bizi. Benim kızdığım olay, bakın düşman bizim C kepine girdi. Biz oraya 4 tane gemi gittik. Hadi bir tane, iki tanesi öldü. Pardon, bir tanesi bizim buradaydı. Dunkirk öldü orada. Nasıl ölmeyi becerdi orada onu da anlamadım. Dunkirk orada öldü. İki adamın arkasında dikine durmasına rağmen. Adamlar geldi. Bizim orada bir tane gemimizi öldürdüler. Bizim kepimizi aldılar. Kendi kepleri hala duruyor. Ve bizim orada hala 3 tane gemimiz var. Hiçbir şey yapamadılar. Şu an sadece Ferruccio adamların Shiratsuyu'sunu suyusunu almayı başarabildi. Eğer almayı başaramasaydı bu maç gitmişti. Bu maç kesinlikle gitmişti. İşte sıralamalı oynamanın böyle stresleri var. Çünkü karşılığında güzel ödüller var. Hani 200 çelik dediğimiz ödül güzel bir ödül. Aslında 300 olsa daha güzel olurdu mesela. Bakın burada tekrar Rus zırhlı gemisine bir torpido isabeti daha yapıştırdık. Böylelikle kepi almasını da biraz daha engellemiş olduk. Yani normalde adamın şu torpido salvosundan kaçması çok zor. Çünkü çok güzel açılarla attım o torpidoları. En kötü bir tane daha yer diye düşünüyordum. Sonra baktım adam içeriye doğru dönüyor. Ben de o zaman haritanın D5 bölgesinde geliş yoluna doğru orada bir sis basıp hem adamı farmlamayı hem de torpidoyla oyundan düşürmeye çalıştım. Şu an adam öyle bir açıyla geldi ki sanki içine doğmuş gibi torpidolardan çok güzel kurtardı orada. Ve sanki bizi görüyormuş gibi tam böyle bize doğru dönmeye başladı orada. Ben de öyle yapınca verdim gazı ileri. Ver coşkuyu dedim, ileri dedim. Çünkü mesafeyi, takip mesafesini, spot mesafesini uzakta tutmamız gerekiyor. Spotlanmamamız gerekiyor arkadaşlar. 1790 canımız kaldı sadece ve daha düşmanın Helena'sının nereden çıkacağı belli değil. Can puanı olarak evet adamlardan şu an iyi durumdayız. Helena'yı da burada gördük. Aslında buradan bir salvo yapıp sıkabilirdim ama o zaman da Henrik'e, geminin sol tarafındaki Henrik'e düşman gemisine spotlanırdım. Yani 500 bin vuracağız diye adama spotlanmaya gerek yok. Bakın burada Novosk şuradan geliyor. Adanın ucundan dikine dikine geleceğini düşündüğüm için bir tanesini ileriye yolladım. Belki ileri basar diye. Burada eşeklik ettim aslında. İki mermiyi birden dikine yollasam daha güzel olurdu. Ama o da dikine gelmedi. Dikine gelmediği için orada güzel bir isabet sağladık ona. Gerçi ikinci isabeti vursaydık çok daha güzel olacaktı. En azından kalan canını da toplarla farmlayarak kill almış olurduk. Hatta yangın falan çıkartıp kill almaya devam edebilirdik. Çok güzel kurtardı. İkinci torpido isabetinden gerçekten güzel kurtardı. Burada 24 saniye var. Torpido boostumuzun da dolmasına 30 saniye var arkadaşlar. Bu arada hala su almaya devam ediyor ve siz yaklaşık 80K damage'e ulaştık burada. Böyle pozisyonlarda acele etmeyin arkadaşlar. Son torpido salvanızı mutlaka cebinizde bir kere bekletin. Bu geminin en kötü özelliklerinden biri de sisi çabuk bitiyor. Sisi çabuk bitiyor arkadaşlar. Sisi çabuk bittiğinden dolayı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Burada henüz ben spotlanmadım ve düşmana güzel bir torpido isabeti sağlayarak orada burada ileri basmaya çalışmış. Hem ikinci kilimizi aldık. Fakat Helena buradan o kadar şey çıktı ki, bakın, o kadar ani geldi ki onun buradan geleceğini hiç beklemiyordum. Yani onun E5, E6 bölgesine doğru gideceğini ben düşünüyordum.
torpido atabilmek için bana yeterli süreyi bırakmadı. Can puanı olarak 26K'ya 44K öndeyiz. Fakat adamlarda Henrik var. Bizde de iki tane kruvazör var. Buradaki sıkıntı Helena çok hızlı bir şekilde öteki zırhlığın arkasından önümüze bastı. Basınca da ben onun oradan çıkacağını gerçekten hiç tahmin etmiyordum. Ha çıksa bile topları eğer bize doğru dönmemiş olsaydı, şöyle çok değil 1,5-2 saniye daha sürem olsaydı arkadaşlar, biraz onun böyle bir 100 metre önüne doğru ikinci torpido salvosunu atabilseydim, burada kurtardı çünkü torpido salvolarından büyük ihtimalle ileriye bastı hızlı bir şekilde. İleriye bastığı için de torpido salvolarından kurtuldu. Ama burada ben onun önüne basmış olsaydım güzel bir şekilde. Ama ben burada işte 2 saniye daha vaktim olsaydı fazladan, o 2 saniyeyle torpido salvolarını onun 100 metre daha ilerisine basacağını düşündüğümden dolayı gönderdim. Ve büyük ihtimalle öldürdük. Yani o Helena'nın çünkü zaten bir torpido olup bir canı kaldı. Büyük ihtimalle Helena'yı alırdık. Almasak bile 300-500 bin bir canı kalırdı. Onu da artık Atlanta üzerine basarak alırdı rahat bir şekilde. Her neyse, bu maç da güzel bir galibiyetle sonuçlandı. Yutachi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendisi bir gambot değil. Kesinlikle DD'lerle birebir kapışmaya girmeyin. Spotu da çok düşük değil. Yani bir Kagero'nun spotu 5,5 iken, 5,6 iken Yutachi 6,1'den spotlanıyor. Tabii ki bu bir Yutachi inceleme videosu değil arkadaşlar. Komutan yeteneklerini falan şu an göstermedim. Bu bir toplu bir kayıt videosu, oyun videosu. Daha sonra bir Yutachi ayrıyetten inceleme videosu çekerim. Eğer talebiniz olursa, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben burada gördüğünüz gibi arkadaşlar maç bitmedi ama ben erkenden çıktığım için maç sonucunu sizlerle oyun böyle bir özellik yapmış paylaşabiliyoruz. Maç sonucu bu şekilde arkadaşlar. 89-666 vurmuşuz. 2 tane kilimiz var. 9 torpido isabeti. Maçı 3. bitirmişiz. 2. falan bitirmemişiz. Atlanta burada güzel işler yapmıştı. Onlar zaten ve 1 ve 2.liği hak ettiler demek ki. Fakat tabii biz de 2 kill alarak 1453 temel deneyim almışız. Ondan sonra çok güzel bir galibiyet aldık. Çok kritik bir galibiyetti. 159 bin para almışız. Bu gemi premium bir gemi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer premium hesabı olsaydım 260 bin para alıyorduk. Bu kadar az bir skora rağmen. Aslında o kadar da az bir skor değil ama yani çok verdiği krediyi beğenmedim açıkçası. Bu maça en azından 250K falan vermesini bekliyordum. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, bugünkü videolarımız bu şekildeydi. Bir sonraki gelecek videomuz Gdansk ağacını kasıyoruz. Gdansk ağacındaki Split diye bir gemi var. 7-8 seviyedi galiba. Onunla beraber yine hemen peşinden aynı Trump videosu gelecek. Yani Split artı Gdansk aynı videonun içinde olacak. İnceleme videosu yapmayacağım fakat Split ile ilgili yine önden bir inceleme yapabiliriz. Yani videonun başında sıradaki hani video projemiz o. Umarım beğenirsiniz. Videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.